İşte o büyük karar. KPSS mi, yoksa özel sektör mü? Bu soru birçok gencin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Üniversite sınavını başarıyla atlattınız, tebrikler. Ancak şimdi mezuniyetin ardından kariyer yolculuğunuzun bir sonraki adımını düşünme zamanı. Şimdi ise yepyeni bir yol ayrımındasınız. Bu yol ayrımı, gelecekteki mesleki hayatınızı şekillendirecek. Acaba KPSS'ye sıkı bir çalışma temposuyla hazırlanıp, kamu sektöründe güvenceli bir gelecek mi kurmak istiyorsunuz? Kamu sektörü, iş güvencesi ve düzenli çalışma saatleri sunar. Yoksa özel sektörün hızlı temposu, sunduğu fırsatlar ve dinamizm mi sizi daha çok heyecanlandırıyor? Özel sektör, kariyer basamaklarını hızla tırmanma ve yüksek maaş imkanları sunabilir. Bu karar hayatınızın en önemli dönüm noktalarından biri olacak. Hangi yolu seçerseniz seçin, bu karar geleceğinizi şekillendirecek. Elbette her iki seçeneğin de kendine göre artıları ve eksileri var. Kamu sektörü, iş güvencesi ve sosyal haklar sunarken, özel sektör daha fazla esneklik ve yenilikçi çalışma ortamları sunar. Peki, sizin için doğru karar hangisi? Bu sorunun cevabı kişisel hedefleriniz ve değerlerinizle şekillenecek. İşte bu videoda KPSS ve özel sektörü tüm yönleriyle ele alıyoruz. Her iki seçeneğin de avantajlarını ve dezavantajlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Artılarını ve eksilerini masaya yatırıyoruz. Hangi seçeneğin sizin için daha uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olacağız. Her iki tarafın da iyi yanlarını ve zorluklarını açıkça konuşacağız. Torpil söylentilerinden atama süreçlerine, iş dünyasındaki rekabetten kariyer fırsatlarına kadar her şeyi ele alacağız. Özel sektörün sunduğu fırsatlardan karşılaşabileceğiniz risklere kadar birçok konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. İş dünyasında başarılı olmanın yollarını keşfedeceğiz. KPSS'ye girmeden de başarılı bir kariyer mümkün mü? Hep birlikte araştıracağız. Özel sektörde nasıl başarılı olunur? Hangi beceriler öne çıkar? Bunları konuşacağız. Hayallerinize giden yolda size rehberlik edecek gerçek hayat örnekleri ve değerli ipuçları paylaşacağız. Başarı hikayeleri ve mentorluk tavsiyeleriyle yolunuzu aydınlatacağız. Unutmayın, bu karar sadece bir sınavdan çok daha fazlası. Bu, hayatınızı nasıl yaşamak istediğinizi belirleyecek bir seçim. Bu karar, hayatınızı nasıl yaşamak istediğinizi belirleyecek önemli bir seçim. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu yolculukta size rehberlik edeceğiz. KPSS sınavın anatomisi. Milyonlarca gencin girdiği KPSS, Türkiye'de kamu sektörüne girişin en önemli adımlarından biridir. Kamu sektörüne açılan sihirli bir kapı gibi görülüyor. Bu sınav gençlerin hayatında büyük bir dönüm noktasıdır. Peki bu sınav tam olarak nedir ve nasıl işler? KPSS'nin detaylarına inelim. KPSS aslında kamu personeli seçme sınavının kısaltmasıdır. Bu sınav devlet kurumlarına memur alımlarında kullanılır. Sınav, genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri gibi farklı bölümlerden oluşur. Her bölüm adayların farklı yetkinliklerini ölçer. Eğitim bilimleri gibi farklı bölümlerden oluşur. Her yıl milyonlarca genç KPSS'de ter döküyor. Amaçları, kamuda hayalini kurdukları mesleğe kavuşmak. Ancak KPSS sadece bir sınavdan ibaret değil. Aynı zamanda uzun bir hazırlık süreci, stres ve belirsizliklerle dolu bir dönem demek. Peki KPSS gerçekten şart mı? Kamuda çalışmak için tek yol bu mu? Yoksa başka alternatifler de var mı? Özel sektörde çalışmak da bir seçenek olabilir mi? Bu soruların cevaplarını öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. KPSS'nin tüm detaylarını ve alternatif yolları keşfedin. KPSS hazırlığı, emek, stres ve belirsizlik. KPSS'ye hazırlanmak birçok aday için uzun ve meşakkatli bir maratona benzer. Günlerce süren ders çalışma seansları, test kitaplarıyla geçen saatler, deneme sınavlarının yarattığı gerilim. Bu süreçte motivasyonunuzu yüksek tutmak, stresle başa çıkmak ve belirsizliklerle yüzleşmek zorundasınız. Ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzak kalmak, sosyal hayatınıza ara vermek de KPSS hazırlığının bir parçası. Peki tüm bu fedakarlıklara değer mi? Hedeflediğiniz puanı almak ve atanmak garanti mi? Maalesef değil. KPSS sadece bilginizi değil, aynı zamanda psikolojik dayanıklılığınızı da test eden bir süreç. Bu nedenle hazırlık aşamasında kendinize iyi bakmanız, güçlü bir destek sistemi oluşturmanız ve gerçekçi hedefler belirlemeniz çok önemli. Torpil gerçeği, adalet terazisi şaşıyor mu? KPSS denilince akla gelen ilk sorulardan biri de torpil oluyor. Yüksek puanlar alıp atanamayan adayların sayısı artarken torpil iddiaları da yayılıyor. Peki gerçek ne? KPSS sonuçları ne kadar güvenilir? Kamuda atama süreçleri gerçekten şeffaf ve adil mi? Yoksa adam kayırma ve arka kapı gibi uygulamalar hala devam ediyor mu? Bu sorulara net cevaplar bulmak zor. Ancak torpil iddialarının KPSS'ye olan güveni sarstığı bir gerçek.
Bu durum sadece adaylar arasında adaletsizliğe yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda kamu hizmetlerinin kalitesini de olumsuz etkiliyor. Nitelikli ve liyakatli bireylerin torpil yüzünden elenmesi, ülke geleceği açısından da büyük bir kayıp. Kamuda kariyer, güvencenin ve istikrarın bedeli. KPSS'ye hazırlanmanın ve kamuda çalışmanın en büyük motivasyonu şüphesiz ki iş güvencesi ve istikrar. Özel sektördeki belirsizliklere kıyasla, kamuda işinizi kaybetme riskiniz çok daha düşük. Ayrıca maaşınız düzenli olarak yatıyor ve sosyal haklarınız daha kapsamlı. Ancak kamuda çalışmanın da kendine göre dezavantajları var. Bunların başında maaşların özel sektöre göre daha düşük olması ve kariyer basamaklarını tırmanmanın daha yavaş olması geliyor. Ayrıca kamuda bireysel başarılarınızın ve girişimciliğinizin ön plana çıkması daha zor. Sıkı hiyerarşik yapı ve bürokratik engeller bazı kişiler için bunaltıcı olabiliyor. Özel sektör, fırsatlar ve tuzaklar denizi. KPSS'ye alternatif olarak düşünülebilecek en önemli seçeneklerden biri de özel sektör. Özel sektör, dinamik yapısı, rekabetçi ortamı ve sunduğu fırsatlarla gençleri cezbediyor. Yüksek maaşlar, hızlı kariyer imkanları, yurt dışı deneyimi ve kendini geliştirme fırsatları, özel sektörün en önemli avantajları arasında yer alıyor. Ancak özel sektör aynı zamanda belirsizliklerle dolu, riskli ve yorucu bir alan. İş güvencesinin olmaması, performans baskısı, uzun çalışma saatleri ve stresli bir çalışma ortamı özel sektörün olumsuz yanlarını oluşturuyor. Özel sektörde başarılı olmak için sürekli kendinizi geliştirmeniz, rekabetçi olmanız ve yeniliklere açık olmanız gerekiyor. Girişimcilik, kendi yolunu çizmek. Girişimcilik hem KPSS'ye hem de özel sektöre alternatif olabilecek bir diğer kariyer seçeneği. Kendi işinizi kurmak, kendi patronunuz olmak, hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirmek birçok kişi için cazip bir seçenek. Ancak girişimcilik aynı zamanda büyük riskler ve zorluklar da içeriyor. Sermaye bulmak, işinizi kurmak, rekabet etmek, müşteri bulmak ve işinizi büyütmek sanıldığı kadar kolay değil. Girişimci olmak için sadece iyi bir fikir ve çalışma azmi yetmiyor. Aynı zamanda finansal okuryazarlık, pazarlama ve satış becerileri, liderlik vasıfları ve risk alabilme gibi özelliklere de sahip olmak gerekiyor. Yüksek lisans ve doktora akademik dünya ve kariyer imkanları. KPSS'ye hazırlanmak veya özel sektörde çalışmak yerine akademik kariyer yapmak bir seçenek olabilir. Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak ilgi duyduğunuz bir alanda uzmanlaşabilir, araştırma yapabilir ve akademik yayınlar çıkarabilirsiniz. Akademik kariyer, bilgiye ve araştırmaya tutkuyla bağlı olan, eleştirel düşünme becerisine sahip ve kendini sürekli geliştirmek isteyen kişiler için ideal bir seçenek olabilir. Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilir, araştırma projelerinde yer alabilir ve uluslararası konferanslarda sunumlar yapabilirsiniz. Ancak akademik kariyer de kolay bir yol değil. Doktora yapmak uzun ve zorlu bir süreçtir. Akademik kadrolara atanmak oldukça rekabetçidir ve iş bulma garantisi yoktur. KPSS olmadan başarı mümkün mü? Alternatif yollar. KPSS'ye girmeden de başarılı olmak mümkün mü? Elbette evet. KPSS kariyer yolculuğunda sadece bir seçenektir ve tek seçenek değildir. KPSS sadece bir yoldur ve tek yol değildir. Alternatif yollarla da başarıya ulaşabilirsiniz. Günümüz dünyasında başarıya ulaşmak için birçok alternatif mevcut. Özellikle dijital çağda fırsatlar sınırsızdır. Örneğin, teknoloji ve internetin hızla gelişmesiyle birlikte dijital dünyada yeni iş alanları ve kariyer fırsatları ortaya çıkıyor. Yazılım geliştirme, dijital pazarlama, e-ticaret, sosyal medya uzmanlığı gibi alanlarda kendinizi geliştirerek KPSS'siz de başarılı bir kariyer yapabilirsiniz. Bu alanlarda uzmanlaşmak size büyük avantajlar sağlayabilir. Bunun yanı sıra serbest çalışma modeli de giderek yaygınlaşıyor. Freelance çalışarak kendi işinizin patronu olabilir ve esnek çalışma saatlerine sahip olabilirsiniz. Yabancı dil bilgisi, iletişim becerileri ve öz disiplin, serbest çalışmada başarılı olmak için önemli faktörlerdir. Bu becerileri geliştirerek KPSS olmadan da kariyerinizde büyük adımlar atabilirsiniz. İdeal kariyer, hayallerinizle gerçekleriniz arasında bir köprü kurmak. KPSS mi, özel sektör mü yoksa bambaşka bir yol mu? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişir. İdeal kariyer tanımı herkes için farklıdır. Önemli olan kendi yeteneklerinizi, ilgilerinizi, değerlerinizi ve hedeflerinizi iyi tanımanızdır. Hayallerinizin peşinden koşarken aynı zamanda gerçekçi olmanız ve ayaklarınızın yere basması gerekir. Hangi yolu seçerseniz seçin, başarı için çalışmak, kendinizi sürekli geliştirmek ve azimli olmak zorundasınız. Unutmayın, hayat bir maraton, hızlı koşmaktan daha önemli olan şey yorulmadan ve vazgeçmeden yola devam edebilmektir.
İdeal kariyeriniz, sizi mutlu eden, yeteneklerinizi ortaya çıkaran ve topluma faydalı olmanızı sağlayan bir iş olmalıdır. Sonuç, geleceğe doğru bir adım. KPSS mi yoksa özel sektör mü? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Doğru karar, sizin kişisel özelliklerinize, hedeflerinize ve hayat tarzınıza uygun olan karardır. Önemli olan, her iki seçeneğin de artılarını ve eksilerini iyi tartmak, araştırma yapmak ve bilinçli bir karar vermektir. Unutmayın, hayat sadece KPSS'den veya özel sektörden ibaret değil. Başarıya giden birçok farklı yol var. Önemli olan şey, kendi yolunuzu çizmek ve hayallerinizin peşinden gitmektir.